Galatasaray Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak. Young Boys'un deplasmanda yenilmişti bildiğiniz gibi. 3-2'nin rövanşında kendi sahasında seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Maça dair yorumlarınızı da bekliyoruz. Güvenelim mi ve güne başlarken etiketine? İnşallah hep beraber maçın sonunda da Şampiyonlar Ligi'ne girişimizi kutlamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray'da hedef dezavantaja rağmen Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Okan Buruk'un öğrencileri playoff turunun ilk ayağında deplasmanda Young Boys'a 3-2 yenildi. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer hem takım savunmasında çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Onun yanında yeteneklerimizi de ortaya koyduğumuzda sonucunda geleceğini düşünüyorum. Galatasaray, Devler Ligi'nde yer alabilmek için iki farklı galibiyet almak zorunda. Bir farklı galibiyet durumunda ise maç uzayacak. İsviçre ekibi yenilmediği takdirde turu geçen taraf olacak. Öncelikle sabıra ihtiyacımız var. Hem bizim hem taraftarımızın. Tabii ki tutkumuz, isteğimiz, konsantrasyonumuz, maça odaklanmamız çok yüksek. Oyuncularımız için ve benim için, taraftarımız için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Çok tecrübeliler, çok önemliler. Çok önemli bir kadromuz var. Sakin kalıp kendine güvenip oyun içerisinde de doğru bir şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağımızı düşünüyorum. Tedavisi süren Davinson Sanchez ile kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı bu maçta yok. Sakatlığını atlatan Muslera ile cezası biten Kaan Ayhan forma giyebilecek. Hasta olduğu için antrenmana çıkamayan Zaha'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın, kendi mevkisel görevlerini en doğru şekilde yaptığında bu turun geçmek için en büyük aday biz olacağız. Galatasaray'ın sahaya Muslera, Yeler, Nelson, Kaan, Kön, Barış, Torreira, Sara, Kerem, Batshuayi, Icardi 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Saat 22'de başlayacak maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.